Bu coğrafyada harf devrimiyle alakalı ilk çalışmaları kim yaptı? Biliyorum da. İkinci Abdülhamit Paşa. Abdülhamit yaptı. Yani o işte bu tweet atanlar veya işte o şu anda sosyal medyada bununla ilgili şey yapanlar Ulu Hakan, Son Hakan, tamam mı? Dedikleri Abdülhamit yaptı. Abdülhamit bayağı bir çalıştı. Arap harflerini kaldırıp Latin harflerini getirmek için Abdülhamit bayağı bir çalıştı. Komisyonlar kurdu. Bizzat kendisi komisyon içerisinde yer aldı. Şimdi basit bir soru. Abdülhamit bunu başarsaydı, Arap harflerini kaldırıp yerine Latin harflerini getirseydi, ne diyecektin ikinci Abdülhamit'e? Hı? Gene aynı Ulu Hakan diyecektiler. Tamam mı? Başka bir şey demeyeceklerdi. E hani harf devrimi dinsizlikti? Gerizekalı bunu ikinci Abdülhamit yapmaya çalışıyor. Latin harflerini ikinci Abdülhamit getirmeye çalışıyor. Başkası değil. Bu Osmanlı'da olan bir şey. Ama oraya geldiği zaman ne var? Ses yok. E bunu kim başardı? Atatürk başardı. Niye başardı? E bakın bir toplumu batılılar öyle bir yaptılar ki bu coğrafyayı sömürmek için insanlarını tamam mı hizmetçi olarak kullanmak için ve sömürmek için eğitimini bitirdiler. İnsanları cahil bıraktılar. Okuma yazma oranını %0'a kadar indirdiler. Yani değil gazete şudur budur vesaire insanlar Kur'an-ı Kerim'i bile okuyamıyorlardı. Bak bir de şöyle bir algı var. Osmanlı zamanında atıyorum 1910'lu yıllarda veya 1920'li yıllarda yani harf devrimine kadar doğan herkes Kur'an-ı Kerim okuyabiliyor. Hiç okulam okula da gitmesine gerek yok. Doğan herkes Kur'an-ı Kerim okuyabiliyor. Ya ahmak. Biz bu Anadolu coğrafyasında yaşıyoruz. Ve bu Anadolu coğrafyasında 1000 yıldır Türkçe konuşuyor insanlar. Biz şu anda doğduğumuz zaman nasıl Türkçe anne baba Allah diyorsak tamam mı? 1900'ün başında da anne baba Allah diyordu doğan çocuklar. Tamam mı? 1400 yılda da aynı şeyi söylüyordu. Ondan sonra onlara ebeveynleri ne yapıyorlardı? Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an harflerini öğretiyorlardı. Bu insanlar bu coğrafyada hep Türkçe konuşuyordu, başka dil konuşmuyordu. Ama öyle bir yaptılar ki sanki 1910'da, 15'te, 20'de herkes ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim okuyabiliyor. Harf devrimi yapıldı. Millet Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştı. Ya böyle bir şey olur mu ya? Düşünce olur mu ya? Ya bir de bunu profesörüm diyen insanlar yapıyor. Milletvekiliyim diyen insanlar yapıyor. Gazeteciler yapıyor. Çıkıyorlar böyle enteresan şekilde konuşuyorlar. Bir tane sadece gitmiş. Demiş yaşadığı gördün anlar. Demiş ya ezan Türkçe, namaz Türkçe, konuşurken gulu 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 gulu. Yani buradaki gibi orada önce Türkçe zannediyor. Yani onun için bir kere bir böyle bir şey yok. İki, yani bütün bunların sebebi nedir esasında? Son dönemde artık toplum uyandı. Millet uyandı. Evet. Millet artık gerçek Atatürk'ü tanıdı. İşte Profesör Haydar Başbey'in Hoş Geldin Atatürk'le beraber Dindar Atatürk'ü tanımaya başladı. Ve artık Anıtkabir'e ziyaretler arttı. Cumhuriyet bayramları, diğer bayramlarımız bizim çok daha coşkulu bir şekilde kutlanmaya başlandı. Bu sefer ne yapacaklar? İşte Atatürk'e düşman olanlar bu sefer iyice kudurmaya başlayacaklar. Ve iyice saldırmaya başlayacaklar. Ama onlar kudurdukça, onlar saldırdıkça yani Allah'a şükür artık millet yavaş yavaş bu adamların da ne olduğunu gördü. Yani bu adamları Atatürk o dönemde denize döktü. Değil mi? Onların torunları şimdi bugün şey yapıyor. Şimdi İngiliz Anadolu'ya geldi. Git sor bakayım Urfa, Antep, Adana, Maraş'takilerine, dedelerine bir sorsunlar bakayım neler yaptılar oralarda. Değil mi? Fransız neler yaptı bir sorsunlar bakayım. İzmirliler dedelerine sorsunlar bakayım Yunan oralarda neler yaptı. Bunları bir anlatsınlar. Bırak ya sen orayı çok uzağa gitmene gerek yok. Trabzon. Trabzon'da ne kadar toplu mezar var biliyor musunuz? Rumların, Ermenilerin katledip toplu mezarları gördü. Ne kadar yer var biliyor musunuz? Yani biz burada yaşadık bunları. Onun için eğer siz şimdi düşman ağzıyla konuşursanız, Atatürk'ün aleyhine giderseniz düşmanın askerlerini yapıyorsunuzdur bu ülkede. Evet. Hiçbir zaman Arapça bir din değildir. Bak Kur'an-ı Kerim harfleridir Arapça. Osmanlıca Arapça değildir. Harf devriminden önce bu ülke cahildi.
Harbiden cahil. Okuma yazma yok. Ama ne oldu? Harf devrimini yaptı Mustafa Kemal. Millet mekteplerini kurdu. Ve bir yıl içerisinde, ya sadece bir yıl içerisinde Türkiye'de okuma yazma oranı %40 arttı. Biliyor musunuz? Bir yılda %40 arttı. İkinci yılda bu ülkede okur yazar oranı %68'i geçmişti. Peki o heybetli padişahlarımız niye bu insanlara okuma yazma öğretmediler? Değil mi? Bak Mustafa Kemal bir dünya savaşından çıkmış, bir kurtuluş savaşından çıkmış, bir devlet kurmuş. Bağımsız bir devlet olmaya çalışıyor ve bu ortamda kalkıyor. İki yılda okuma yazma oranını %3'lerden, 4'lerden, 6'lardan %68'lere kadar çıkartabiliyor. Ondan sonra sen de kalkıp bu adamı eleştiriyorsun. Ya onun için kimse kusura bakmasın. Yani bizi izleyenler de bu tiplere yani cevabını versin.